Buyurun siz hani Erol Bey cümlesini tamamlarken karşı masadan seslendiniz. Sizin de bir sorunuz vardı. Buyurun sorunuzu alalım. Ben Garşbağ köyünden Mustafa Demir. Evet Mustafa ben Bey. Vatandaşın arazisini ekiyorum. Ekiyorum. Şu anda evet. Onun tarlası devletin yanında boş. Niye boş? Destekleme alamıyorum. Söylüyorum diye ben vermiyorum. Nereye başvursan olur. Ne yapmamız lazım? Evet şimdi bu konuyla ilgili olarak biliyorsunuz çiftçi kayıt sistemimiz var. Evet. Çiftçi kayıt sistemine kaydolduğunuz zaman desteklemelerin tamamını alabiliyorsunuz. Ancak siz işletme toprağı işlemeye başlamadan önce ilgili şahısla kira sözleşmesi düzenleyip getirirseniz bize biz de kira sözleşmenize istinaden ÇKS kaydı yapabiliriz. Ben ama kira yapmadığınız sürece herhangi bir desteklemeden faydalanamıyorsunuz. Onu demiyorum. Ben bu vatandaşa ne yapmam lazım arabilmem için? Vermiyor adam diye ben vermiyor. Sen gitsek. Biz zoraki yaptırım yaptıramayız ki o konuda. Yani ya. İlla bunu kira ama siz o tarafa boş kalacak peki ne olacak? Hayır. Sizi ikna etmeniz gerekiyor ancak. Devlet de boş kalmasın. Devlet o adamı zorlasın. Toprak sahibi eğer yaşamıyorsa. Yaşıyor diye vermiyorum ya. Bırak diye. Etme. Öyle diyen adama bizim tarım il müdürü olarak bir yaptırımımız olmaz ki. Siz üretiyorsunuz ama kira yapmadan ben üretiyorsunuz. Ben insansını duysunlar ki. Tabii yani buna bir çözüm gelsinler. Şu adamı zorlasınlar. Ya ekeceksin ya da buna vereceksin. Belli olmaz ki. Evet toprağı siz işiyorsunuz diyorsunuz. Evet, o da gelip başvuru yapmıyor. Size de kiraya vermiyor. Atılır mı? Evet diyeyim. Yani bu bir sorun ama işte çözülmesi gereken bir sorun. İnşallah ileriki dönemlerde çözüme ulaştırırız onları. İnşallah diyelim. İnşallah. Mevcut durumda yani ÇKS kaydı yapılabilmesi için anlıyorum ben sizi. Tamam doğru. İllaki kira ve biz tarım il müdürlüğünden şu anda çok memnunuz biz. Allah sizden de razı olsun. Yani biz gittiğimiz zaman işimiz her an görülmüştür. Evet. Yani siz de olsun, İsmail Bey de olsun, abis de olsun. Görüyorum. Ama işte bu şeylerimiz var sıkıntı. Vatandaşlar diyor ki ver bu arkadaşım bunu ya. Ben diye vermem diye. Ben tarlalarımı sat. Devlet sana el kur. Evet yani. Mantıka bak ya. El koyma diye bir şey olmaz. Çünkü zaten şu anda sanki devlet kendi tapusunu bilmiyor kendi olduğunu. Tapu sistemine herkes kayıtlı olduğu için el koymak isteyen devlet gider kayıt sisteminden koyar. Öyle bir şey yok. Ben yani vermiyor. Yanlış bir algı. Hayır. Onu kırmamız lazım. İşte vermiyor. Ben de mağdurum. Yani. Bir şekilde ikna edeceksiniz onu. İkna edip öyle gelip müracaatını yapacaksınız ki desteklemeden faydalanabilirsiniz. Ya bırakacağım. Yok bırakmayın. İlla ki üretime devam etmek zorundayız. Çünkü biz topraktan duyan insanlarız. Ama destek alamayayım ben. Ne yapayım? Yani sadece destekleme anlamıyla bakmamak lazım. Yani biz üreterek katma değer sağlayacağız. Şimdi ikinci ürün mısır ekeceğim. Evet. Adamın tarlasını. Onu. Evet. Destek alamıyoruz. Yani bir şeysi yok, kaydı yok, kuyu yok. Kendisi niye gelip bize müracaat etmiyor peki? Etmiyor diye ben de almayayım. Yani korkuyor burada ya. Farklı bir algı var yani. Ya. Bu devlet benim malıma el gora haber olur. Ya. Korkuyor. Aslında hani ekip dikmeyenlerden alıp da kiraya devlet hani araya girip de verecekti. Böyle bir şey de vardı aslında. Evet, onun altyapısı oluşturuluyor şu evet. Anda. O olursa zaten tabii, çok güzel olacak. Evet. O evet. Zaman hani beyefendinin söylemiş olduğu evet. Sorun da çözülmüş olacak tabii, otomatikman. Altlığı dolmuş olacak. Evet. Sistem de ona göre konfigür edilip evet. Düzenli bir şekilde yürüyecek. O zaman hani bu şekilde İnşallah. De yorumlayacak.